Akif Beki, batmadığımıza bayram edelim öyleyse. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide başarı çıtasını şuraya çaktı, faizi düşürdük de ne oldu, battık mı? Batmadıysak iyiyiz demek, buna da şükredeceğiz yani. Rahat bir 8 yıl var, iktidar muhafızlarının kara listesindeyim. Yarı hedeften tam hedefliye terfi edişim, 2015 başlarına geliyor seçtiklerine dünyayı dar etmeyi, kaç bucak olduğunu belletmeyi amaçlayan bir süründürülecekler listesi bu. Hayatımı hiç zorlaştırmadı da sayılmazlar, haklarını inkar edemem. Yine de halimi soranlara hep aynı cevabı verdim. Daha iyi günlerim oldu, olmadı değil. Fakat beterin, beteri var. Bu günlere de şükür, Allah haratmasın. İktidarın son yıllarda halka sunduğu genel teklif de bundan ileri gitmiyor. Sürekli sabır ve şükür isteniyor milletten. Hayat şartlarımız kötüleşmiş olabilir ama daha her şeyimizi kaybedecek kadar batmadıysak iyiyiz. Hatta bizden iyisi yok Allah haratmasın. Kıymetini bilelim diye. Ankara'da Türkiye Uzay Ajansı'nın yanındaki et ve süt kurumu marketini çekmişler. Kapılar açılmamış daha. Gün aydınlanmadan başlayıp uzuyor kuyruk. İşte o ucuz kıyma kuyruğuna giren vatandaşlardan yandaki tabelaya bakıp milli uzay hamlemizle övünmeleri bekleniyor. Batıyı çatlatan uzaya şahlanış tabelamız gurur kadar teselli de vermez mi eve et götüremeyenlere? Tabela demişken Merkez Bankası'nın göstermelik tabela faizi de %10'un altında. Gerçekte ise reel mevduat faizi uçuyor. Kamu bankalarında bile %30'ların üstünde enflasyonla büyüme deneyi için indirmeye başladıkları yüksek faiz bunun yarısı civarındaydı. Herkes başaramaz. Yaparsa kim yapar, malum. Alanı ekonomi, neticesi de ortada. Deney, enflasyonla doları bilerek patlatmak üzerineydi. İhracat ve büyüme için avantaj sağlayacak diye. Şimdi faiz de patlak, üçü artık birbiriyle yarışıyor. Ancak siz o faizi hala düştü, bu ekonomiyi de hala batmadı sanıp uzaya çıkmakla avunmaya devam edebilirsiniz. Allah beterinden sakınsın. İktidara bakılırsa işler tıkırında, deney planlandığı gibi yürüyor zaten. Ekonomide sıkıntı yok, gayet iyi devam ediyoruz demekle kalmıyor Erdoğan. Herkes dünyada kendine göre bir modelden bahsediyor, biz de Türkiye ekonomi modeli ile dünyaya örnek olacağız, dönüş yok iddiasında. Enflasyon iyi değil, biraz yüksek ama haklılığımız da dünyada takdir ediliyormuş, sevinelim. Yalnız hangi dünya meçhul. Avrupa, ABD merkez bankaları enflasyonu düşürmek için faizi yükseltmeye devam ediyor. Bizi örnek alan, haklı çıktığımızı anlayıp takdir eden başka bir dünya olmalı, bildiğimiz değil. Bakan Nebati noktayı şuraya koydu. Onlar soğan cücüğüyle, biz nükleer santralin yakıtıyla uğraşacağız. Bizim zihin dünyamız böyle çalışıyor. Ekonomiden anlıyor. Ana yol epistemolojiden kopup yan yollara sapmasından belliydi. Nebati'nin kompetan olduğu ekonomiden kim mi hiç anlamıyor? Haberi Erdoğan'dan alın. Ekonomiden zerre kadar alakası olmayan kişilerin bir tanesi bebecandır. Bayramlık ağzın devreye girdiği yer burası. Başbakanlık sözcüsüyken soyadımla oynayarak, adımı, baydeki, koyan keskin hicvin kalitesine hayrandım. Büyük bir yergi ustasının, rahmetli Bekir Coşkun'un eseriydi. Benzer bir hiciv kalibresini, iktidarın bayramlık ağzında da görüyoruz. Eski muhalif zekalardan biri, AK Parti seçmenini aşağılamak için, bidon kafalı, lafını bulmuştu. Muhalif seçmene, soğan kafalı, lakabını takmak, az parlak bir buluş mu? çap farkını açıkça gösteriyor. Babacan, soyadından, bebecan, lakabını türetmekte her hiciv ustasının harcı değil. Bay Kemal ve Selo taşlamaları deseniz aynı şekilde. Şapka çıkarılmaz mı? Bayram bayram biber sürmeyelim, hadi ağzımız tatlansın. Dolusunun kilosu 500 liralardan başlıyormuş, ne yazar? Oturup kalkalım, batmadığımıza şükredelim biz. Boş baklavanın, boş tepsisine kalmak da vardı. Depremzedeleri yalnız bırakmayanları iki kere kutlarım. Herkese iyi bayramlar.